Sana güzel bir haberim var benim. Öyle mi? Öyle. Para meselesini çözmek için elimizde büyük bir fırsat var. Nasıl bir fırsat? Bak, Galip'ten aldığım paralar işaretliydi dediğim. Yani hiçbir işe yaramazdı. Evet, Galip'le birlikte denizin dibini boyladı. Galip'in çaldığı paraları daha sonra Kadir Adalı almıştı. Hı hı. 10 milyon euro biraz eksiğiyle adli emanette şimdiye kadar davanın sonuçlanmasını bekliyordu. Dava sonuçlandı belli. Para hazineye sevk edilecek. Ne zaman sevk edilecek? Bugün. Ama hangi saatte sevk edileceğini bilmiyorum. Bunu da sen öğreneceksin ve parayı sen alacaksın. Vakit doldu belli. Parayı teslim edemezsek cansız bunun bedelini bize ödetir. Aslında daha çok sana. Parayı al. Nasıl alacağını bilmiyorum ama parayı al. Tamam mı? Aylin. Veli amca. Aylin. Bir yere gitmiyorsun. Aylin dedim. Anam o Veli amca. Arkadaşlarının yanına dön. Anne lütfen. Aylin. Arkadaşlarının yanına git. Git. Merhaba. Benden zarar gelmez Aylin. Öyle mi? Senin adamların benim kafama silah dayadığında Aylin oradaydı. Aylin'in sürekli böyle şeyler yaşaması, silahlı adamlar görmesi ona zarar vermiyor mu zannediyorsun? Çok özür diliyorum. Ben gerçekten bilmiyordum Aylin'in senin yanımda olduğunu. Ha benim kafama silah dayaması normal yani. O oyunun bir parçası. Ya sen ne çeşit bir manyaksın ya? Böyle özür dilemekle geçiyor mu her şey? Eskiden sadece bana zarar veriyordu, şimdi etrafındaki herkese zarar veriyorsun. Gereken neyse onu yapıyorum. Ama sana söz veriyorum. Bu dakikadan sonra ne Aylin'e ne de sana bir zarar gelmeyecek. Ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Sana bir teklifim var. Ne seninle ne de senin teklifinle ilgilenmiyorum ben. Tek ilgilendiğim şey senin geberip gitmen. Seni yakında arayacağım ve teklifime evet diyeceksin. Biliyor musun, hep bir kızım olsun istemiştim. O da oldu. Artık ailen var. Defol git buradan.